Haydi bakalım. Canım kafalarım geliyor. Kaç olacak bu ya? Üçüncü buluşmamız olacak bu. Maide olarak onları bir ağlattım. Ağdasından kaş almasına, çiğ balık yedirmesine kadar eyvahlar olsun. Selam. Öyle miydi? Hoş geldiniz. Canlarım benim. Uzun bir aradan sonra. Çocuklar bu üç oldu. Hayır. Sizin evdeki muhabbete geldim. Doğru, baskın yaptım. Evet. Sonra maide yaptık. Tamam, bu biz, üç. Tamam da o maide sen değilsin ki yani. Güzel. Tatlı. Emniyet kemerini takacaksın değil mi? Tabii. Güvenliğimiz için. Ben de takmak istiyorum. Hepiniz takın arkadaşlar. Arkada da emniyet kemeri takıldığını ilk defa gördüm. Çocuklara hep takıyoruz biz yurt dışında. Benim en çok izlemeye keyif aldım. Instagram storyler falan Ezgi'm olanı. Evet, ciddi misin? Yani. Kesinlikle. Evet, evet. Hiç kaçırmadım. Birlikte yaptığın karaoke. Mi, geyik misin? Hayır, ciddiyim. Üste yazıp. Gerçekten. Yaptığın karaoke. Üste yazıp ismini aratıp profiline gidip storyler var mı yok mu diye bakıyorum. Oğlum çok hoşuma gitti. Bak, ben de sizinkilere büyük eğleniyorum arkadaşlar. Fatih sen izliyorsun. Bayağı yani özellikle birbirimize yaptığımız pisliklere falan büyük gülüyorum. Fatih'cim seninle sonra konuşacağım. Aman. Hanımefendi. Ben storylerinizi izliyorum ama sesini kapatıp izliyorum. Ha neden? Mikrofon çıkartıp söylermişim ben. Ben şeyi çok merak ediyorum. Tabii buluşmalarınızda hiç konuşamadık onları. Siz mesela ilk video neydi? Yani nasıl başladı? Hakikaten merak ediyorum bunları. YouTube'a mı yoksa sosyal medya? YouTube'a. Sosyal medyada nerede başladı ya da? Sosyal medyada ben şöyle söyleyeyim. Biz Fatih'le üniversitede tanışmıştık. Bilal'le sonradan tanıştık. Fatih'le biz okulda can sıkıntısına çekmeye başlamıştık kafede. Aa, çok iyi ya. Çay içiyorduk. Gel beraber. Hatta ben Fatih'in kamerasını tutuyordum. Evet. Çok iyi. Öyle ya. Öyle bir durum vardı. Fatih çekiyordu, bana kamerasını tutturuyordu ilk başlarda. Ben de Vine uygulamasını biliyorsun. Evet biliyorum tabii. İlk çıktığı zaman hissettim ya. Hani bu insanları ünlü yapacak diye hissettim gerçekten. Aha. Hatta bu uygulamanın ilk kullananlarından birisidir Fatih. Ha öyle mi? İlk kullananlar Fatih. Yani belki de uygulamayı indiren kişi sayısı 1000 falanken Fatih orada video çekiyor. O kadar. Öyleydi yani. O da çok öyle. Acayip. Derya deniz bir yer oldu ya. Evet kesinlikle. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben bazen çok tehlikeli buluyorum. Çünkü sizin yaptığınız şeyi herkes çok kolay zannediyor. Evet. Eğleniyorsunuz o ayrı. Evet. Ama mesela o zaman herkesin hedefi şu olmaya başlıyor. Özellikle gençlerde. Ben YouTuber olacağım. Evet, evet. Şimdi sizin başka hayatlarınız var. Başka şey hayalleriniz var aynı zamanda. Evet. Onları da gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz aslında değil mi? Evet, evet. Yani. Yani mesela bence böyle şeyler bunları böyle ara sıra hatırlatmak çok önemli geliyor şey, bana. İbrahim Tatlıses gibi bir durum aslında. İbrahim Tatlıses çiğ bir sürü iş yapıyor aynı zamanda. Otelleri vardı. Makine mühendisi aynı zamanda. Gömlek markası vardı. Makine mühendisi. Evet. İbrahim Tatlıses makine mühendisi. Ne mühendisi? Evet. Oxford'dan. Yok. O değil miydi? Saçmalama. Dalga geçiyorsun ya. Ama doğru. Mesela bir dakika. Ben de inanmıyorum. Biz YouTube'un dışında... ya sen manyak mısın oğlum? Ben İbrahim Tatlıses'i gerçekten çok seviyorum. Hayır sevmek başka, hepimiz seviyoruz İbrahim Tatlıses. Ayağımda kunduradan kundura reklam olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ya yine yeme bizi oğlum. Yo, manyak mısın? Gördünüz mü onu siz? Ayağımda kundura. Hangi şarkısıydı o? 4-5 tane yerde ayağında... Hadi söyle. Kundura, söylesene. Ayağında kundura diye 4-5 ayağında kondan yer gelip dura. Yer gelip dura. Senin albüm nasıl başladı? Albüm ya daha doğrusu sen hep şarkı söylüyor muydun? Evet ben hep Karadeniz söylüyordum. Bir tane şarkı söylüyordum. Çıkardın bir tane çıktı. Evet. Karadeniz, Trabzonların genelde hepsi söylemeyi sever zaten. Aha. Ben de yani söylemeyi seviyordum. Böyle de bir fırsatım oldu yani. Onu Trabzonlu olarak bence şey yapma. Karadenizliler olarak. Ha aynen. Evet, doğru evet. Diyor. Doğru diyor. Karadenizler evet. Oynamayı, söylemeyi çok söylemeyi sever. Söylemeyi severler. Evet. Yöremiz. Ben de severdim. Atardım. İnsanların tepkileri olumluydu. Aha. Fatih Atakan da çok destekledi. Hani yap dediler. Süper. Ben de yaptım. Güzel oldu ve yani. Bence harika bence oldu. Bence sesi evet. Güzeldi. Orada şarkıyı da iyi bir şekilde yapması lazım. Evet, Melis'e destekledik. Kesinlikle. Bayağı da güzel söyledi. Yani, senin de sesin güzel ama. Yok be ya. Vallahi güzel. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hakikaten çok samimi söylüyorum. Evet. Çok isterdim iyi bir sesimin olmasını. Ben de isterdim. Çünkü dünyanın en güzel şeyi ya şarkı söylemek. Değil mi? İyi şarkı dinlemek kadar keyifli bir şey yok. Mesela ben... Benim sesim hakikaten güzel bir ses değil. Eğitimini konservatuarda aldık biraz ama... Yani kulaksız değilim.
Ama öyle iyi bir sesim kesinlikle yok bir yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Harbiden isterim. Ben bacanım. Kendi sesime herkesten daha çok güveniyorum. Gerçekten ama mi? Ama bunu benim için özel bir şey olduğu için dışarıya yansıtmıyorum. Evde yalnızken mesela şarkı söylüyorum. Hadi bizimle paylaşsana. Hiçbir şekilde söylemiyorum biliyor musun? Gerçekten. Ciddi misin? Aynen. Kendime oğlum özel azıcık. Ama çok güzel bir sesim olduğunu eminim. Ordunun biraz derelerini söyle. Bir şey yapsan ya. He? Ordunun dereleri. Ama bana özel bir şey olduğu için kendime saklıyorum. Bizimle paylaş. Evde mesela yalnız kaldığım zaman biliyorum yani sesim çok güzel ama ben bunu söylüyorum ben, diyorum. Ben de mesela duşa girdiğim zaman herkesten çok güzel. O eko falan iyi geliyor. Onunla alakası yok ya ben direkt güzel olduğunu düşünüyorum. Ama evde yalnızken ne yapıyorsun böyle notalar şey tınılar. Evet evet evet. Atakan ne oldu anne? Koltuk yanıyor ya buna ne oldu? Oğlum yaktın mı? Evet, şey, şunu çalıştırmışsın bak. Peki bir şey soracağım. Tabii. Biriyle bir sahneyi oynamak isteseydiniz kiminle oynamak istersiniz Türklerden? Bayan, şey, hiç kadın veya etmez. Erkek. Ya ben şu kişiyle karşılıklı bir sahne oynamayı çok isterim diyeceğiniz kim olur? Ben Engin Günaydın'la bir sahne oynamak isterim. Müthiş. Birbirini yanlış anlayan iki adam. Ha. O bir şey anlatıyor, ben de anlamıyorum. Ben de anlatıyorum, o da anlamıyor mesela. Bu tarz bir şey oynamak isterdim. Senin Atakan? Haluk Bilginer'in beni dövdüğü bir sahnesini oynamak isterdim. Ben. Ha. Gerçekten o adam çok böyle kanka kendini veriyor. Evet. Çok hoş değil mi ya? Mesela o, Masum'da... Masum müthişti ya. Haluk Bilginer zaten benim için çok iyi bir oyuncu. Abi o adam beni torun olarak dövse mesela. Şahsiyet de evet. Şahsiyeti ben daha izleyemedim. Ben de izleyemedim. Biz ilk filmimizde... Ha. Yani nasıl bir rakam yapsak başarılı denir sence yani? Mesela biz yüksek tutuyoruz mesela. Evet, yani 3 milyon falan istiyoruz örnek veriyorum zaten. Güzel bir şey yüksek tutmamız ama... Ben... Hani 3 milyon yapamazsak da başarısız sayılmayız ama kesinlikle. Hani... Kesinlikle. Sen... 3 milyon çok ciddi bir rakam çocuklar. Evet. Gerçekten bakın çok ciddi bir rakam. Bir kere nasıl bir film çekeceğinize bağlı bence. Başarı da yani şimdi filmden filme fark var. Yapacağınız filmin türüyle tabii komedi yapacaksınız onu biliyorum ama... Evet. Prodüksiyonunuzla onlar da çok önemli çünkü. Evet. Hepsi birlikte yani. Ama benim gişe tahminlerim çok iyi değildir. Çok gerçekten ya... Yani o dönem ülkenin durumu... Tabii canım çok önemli. Maalesef İnanılmaz bu tip önemli. Şeyler her şeyi etkiliyor. Şu da önemli. İnsanların, girdiğin tarih önemli, salon sayın tabii önemli. Tabii insanların psikolojik olarak yani refahı gerçekten abi yani o kadar önemli ki. Ekonomik durumları o kadar önemli ki ya. Ayda asgari ücretle geçinen adam yılda bir kere belki sinemaya gidebiliyor. Belki. Yani böyle düşünmek lazım bir taraftan da. O yüzden teşvik etmek için... ne bileyim işte daha fazla aktivite ve belki alternatif günler olmalı. Zaten peki, halk günleri falan oluyor neyse. Sence sinema yani sinemaya giriş 4 lira falan olsa bu rakamlar 2 katına ya da 3 katına çıkar mı? Kesinlikle ama o da filmlerin maliyetleri kurtar iyi bir film yapmak istediğinde ama 20 lira çok pahalı ya. İyi bir film yapmak istediğinde öyle kolay değil çocuklar. Evet. Film yapmak çok maliyetli bir iş. Evet tabii canım. Yani oyuncu paralarını falan gerçekten katmıyorum. Bir film çekmek çok zor. Biz de bunu öğreneceğiz inşallah. Çay elinden öteye gidelim yali yali gidelim yali yali gidelim yali. Sırtındaki sepetin ben olayım hamali ben olayım hamali ben olayım ha! Hadi içeri. Sevgili konuklarımız bugün yine çok müstesna çok özel konuklarla birlikteyim. Kafalar ekibi benimle birlikte bu güzel yürekli, bu güzel kalpli ve bu azıcık zekası fazla olan dostlarımla. Ben mi dedi kenarda? Kafalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Soruları bulduk ve getirdik. Evet. Tahminlerinizi isteyeceğim. Allah Allah neymiş bakalım. Kafalarda en... Yakışıklı kimdir diye sormuş olabilir. Evet. Kafalarda en yakışıklı kim? Yakışıklı. Bence? Sence? Kafalarda en... En komik kimdir? En komik kimdir dedi. Açalım bakalım ne çıkacak. En iyi kışkırtma fikirleri kimden çıkıyor? Kimden çıkıyor? Güzel bir soru. Güzel soru değil mi? İlk bu çıkmış. Kimden şimdi çıkıyor hakikaten? Bana iki tane çekildi kışkırtma. Ha. Bir tanesi göğsüme ağda yapıldı, bir tanesi de evdeyken bilgisayar başında böyle şey olmuştu. Ben senin bacağına ağda yaptırmadın mı Maide'de? O bir şey değil, göğsüne yaptırdığın zaman çok ilginç oluyor. İlginç. Bayıldı, bayıldı. Evet. Bayıldın mı? Bir anlamda bayıldım. Bayılmışsın of. Evet. Şöyle. Peki kafalardan... Kafalardan... Nokta nokta nokta. Kafalardan... Bence kafalardan ayrılmayı düşündünüz. Kafalardan bence... sinema filmi gelecek mi? Olabilir. Okey olabilir. Olabilir. Bakayım mı? Bak, evet. Açıyorum. Oo.
Kafalardan hangisi ölse kanal devam Allah eder. Allah korusun. Aa. Ya beni delirtmeyin ya. Orada biz vallahi en içimin gittiği ölüm, şey. Ölüm falan al tabii korusun da. Allah korusun. Herhangi birimizde bir şey, bir sıkıntı olsa bir kafalar kanalına şey yapıyoruz. Ya ben tek devam edebilirim. Şey yapacağım. Atakan Öcüt olarak devam ediyor. Evet. Allah korusun. Tek devam edebilirim. Edebilir misin? Ha. Yok şaka diyorum ya. Olur mu öyle şey? Bizimkisi şey bakmaya başladı, boş bakmaya kötü başladı. Kötü bakmıyor. Ya ben kötü bakmıyorum ya. Ben yolda bulduklarımla, yolda çıktıklarımı değişmeyeceğim için. Vay. Evet, o yüzden çok umurumda olmuyor. Burada alkış geliyor. Çok umurumda olmuyor açıkçası. Vay güzel. Kafalar ne? Kadar kazanıyor. Ne kadar kazanıyor? Kamera çekerken öyle, çekemezken. Aa, hakikaten ne kadar kazanıyor? Hiç şaşırtmadık yani, şaşırmadık. Abi inanamıyorum. Kafalar ne kadar? Peki bir şey söyleyeceğim. Ne bileyim? Sen olsan söyler misin kazancını? Niye söyleyeyim ya? Söylemezsin değil mi? Hayır, bırakın ünlü olmayı. Ünlü olmasam da ne gerek var yani? Herkes neydi kendi bilir. Neydi o? Maaşıyla bir şeysi. Ne? Erkeğin maaşı kadının kilosu. Yaşı sorulmaz mı? Kilo diyelim bence biz ona. Kilo o daha olur. Mantıklı geldi bana. Yaşı sorulmaz. Şu an sıkı bir diyette olan Ezgi mi olan? Önde su bardağı var sadece, görüyorsun. Hiçbir şey yemedi şu an. Her kadar. Gün hayatımın üzerine bir bardak su içiyorum. Hiçbir şey yemedi. İstikrar çok iyi. Yemem, istikrar önemli. Vay be, kafalar ne kadar kazanıyor. Evet. Peki, merak ediyor musun sen? Hiç etmiyorum. Allah bereketini artırsın. Amin, amin. Başarılı iş yaptığınızda paranızı kazanırsınız. Ya şöyle geçiştirelim. Siz yolunuza bakın, devam edin. En Allah güzelim. Şükür güzel kazanılıyor. Güzel. Ama şöyle bir şey var. Biz kazandığımızı tekrar YouTube'a yatırıyoruz. Evet. Bu yani önemli bir şey yani. Hani, demek ki sizin oradan bir umudunuz var. Daha farklı şeyler yapıp işinizi büyütmek istiyorsunuz ki kazandığınızı. Biz bir yıl boyunca YouTube'dan zarar ettik ya. Bir yıl boyunca. Kazandığımızın üstüne de yatırdık. Ha. Evet. Kendi cebimizden de harcadık yani. Kendinden de harcadık. Sırf olmak anladım, için, olabilmek anladım. Adına. Yani. Kolay olmuyor yani. Kolay tabii olmuyor. Ki, eminim öyledir. Peki bir sonraki kafalarda nokta nokta nokta. Kafalarda. Kafalarda. Sen Zeynep'e sordular. Kafalarda. En komik. Bilmiyorum. Olabilir. Ben tahmin edemedim. Her tarafa çekilebilir. Ha, kim kiminle daha kanka. Çok kritik bir soru yani. Evet. Yani o işte sen Atakan'ı söylediğinde burada Fatih seni büyük dövebilir Atakan'ın yanına gidip. Kanka şimdi... böyle dedi ama şimdi falan. Ben şöyle söyleyeyim. Özür dilerim. Ben Bilal'i daha çok bilgi veren, hep bir bilgi veren kişi olarak bir dakika, görüyorum. Siz mi üniversite arkadaşıydınız? Evet, Fatih'le ben üniversite. Daha eski tanışıyordunuz. Hı-hı. Evet. Anladım. Ama o bence etkilemiyor ya. Tabii Bilal, canım o başka. Gözünde Fatih. Ya zaten 3 yıldır aynı yolda gidiyoruz, aynı şeyleri paylaşıyoruz. Evet. Ya zaten bayağı bir bağımız var birbirimize. Ama şöyle bir şey, onların kafası birbirine daha, zaten beraber miydi çekiyorlardı? Kafası birbirine daha yakın. Evet. Evet. Yani ben aksine benim hoşuma gidiyor yani zaten iyi olmaları. Tabii ki verimli yani ben bundan oluyor şey yapmıyorum, işin sonunda. Şey duymuyorum yani. Evet. Öyle bir şey yok içimde. Tabii ama hani beni zaten sevdiklerini biliyorum. O yüzden çok şaşırdım. Zaten öyle olmasa o videolar o kadar eğlenceli tabii olamaz her evet. Şeyin ötesinde. Peki kafalar. Bir araya girip bir şey soracağım. Ben tabii kendi evet. Merak ettiğim bir şey soracağım. Siz kendinize sizi tanımayan bir insan olarak dışarı çıkıp kafaları izleyen biri olsaydınız, abi bu soruyu sormayı çok isterdim diye sorabileceğiniz bir soru ne var? Yani aslında sorulmuş bir soru ama... Hani Allah aşkına aklından geçen bir şey varsa söyle. Ya şey derdim, hareketlerin gerçekten ciddi mi derdim? Ha. Evet, gerçekten ciddi misiniz ha. Derdim yani onu. Güzel bir soru bence. Çünkü biz bile bilmiyoruz bazen. Bugün arabada sana dedim ya dalga mı geçiyorsun, evet, ciddi misin evet, diyorum. Evet. Hakikaten öyle muğlak bıraktığınız bir tarafınız var çünkü. O ya güzel bir şey. Ben şeyi sorardım. Biz dışarıdan birisi olsaydı evet, evet. Ben de şunu merak ederdim. Hani kışkırtmalardan sonra gerçekten hani ne oluyor yani? Ben aynı de merak ederdim. Aynı samimiyetle devam edebiliyor musunuz? Ben de merak ederdim. Küsmüyor musunuz dışarıdan? Çünkü ağır şeyler yapıyoruz evet, yani. Evet çok ağır. Adamı ağaca bağlayıp yattığı yorganla beraber 30 km getirip ağaca bağladık. Etrafına benzinle gaz döktük, yaktık falan. Sen izlemedin mi onu? Yaktın öyle şaşırdın. Evet. Hayır, o arabanın sonrasında onlar mı oluyor? O diyor. Ha, onu bilmiyorum. Evet. Bunu bağlıyoruz, biz Fatih'le şey, dart oynuyoruz üstüne, yumurta falan atıyoruz kafasına. Normal şartlarda bir insana o yapılsa küser herhalde, ömrü boyu daha konuşmaz yani. Ya öldürürüm ya. Evet. Ama bizde şu var, hani yapıldı ya bana. Evet. O dakikadan sonra itibaren ben de plana başlıyorum. Tabii ben bir sonrakinde ne yapsam diyorsun. Ben de ona yapacağım planı var ya, hani daha gaz veriyor. Peki hiç not alıp bunu unutmak istemiyorum, yapacağım dediğin şeyler oluyor mu? Çok. Benim hala var. Ya normal hayatımızda... Planı yaptım bile ben.
Allah yani normal hayatımızda da böyle şakayla karışık bir şey yaptığı zaman takıyoruz kafaya, ben de yapacağım ona falan. Ha. Böyle yapıyor mesela, yapın. Ben de ona vuracağım. Tabii. Yani sende gibi. Ama hiçbir zaman şey yapmıyorum, nefret etmiyorum evet. Yani. Tabii ki canım. Hiçbir zaman nefret etmiyorum. Ama yani. Zaten sizin malzemeniz bu oldu bir noktada. Evet, evet. Yani belki de hoşuma mı gidiyor bilmiyorum. Ya bizi öyle görüyorlar ya, zıpır. Evet evet evet. Fırlama. Fırlama aynen öyle. Öyle görüyorlar. Aynen. Peki kafalar, tahmininiz var mı? Şu anda bir şey diyemeyeceğim. Kafalar. Yani çünkü sorular öyle tuhaf ki yani her şey çıkabilir. Kafalar filmi, albüm. Albüm yapacak mı? Şarkı albüm. Evet evet muhtemelen. Şarkı müzik albümü. Şarkıyla Bilal ilgileniyor. Bilal ilgileniyor. Ama biz kanalda da şarkılar yapıyoruz zaten. Evet biliyorum. Yorumlarla şarkı yapıyoruz, coverlar yapıyoruz. Böyle komik şaka, eğlenceli şarkılar da yapıyoruz ama tabii albüm falan benim öyle bir şey. Evet. Bir şey müzikle profesyonel ilgilenen sen varsın evet. Zaten şu anda. Ben bile profesyonel diyemem. Ben hani şarkı söylemeyi seven biri olarak seviyorum. Diyorsun. Daha fazla kişiye ulaşmak adına daha profesyonel anladım. Bir iş. Anladım. Yapıp paylaşıyorum. Hani ne, şey değil. Ne kadar mütevazı şarkıcı olayım. Şarkıcı olayım da bundan çok para kazanayım, sahneler yapayım falan. Çünkü ben şarkı yaptığım sonra sahne 6 ay geldi. Geçti. Bir sürü sahne teklifi geldi ama ben istemiyorum ya, sahneye falan çıkmak. Yani. Yani normal standartların üstünde sahne teklifleri geldi. İstemiyorum. Ben bu işi yapmak istiyorum. Yani YouTube'da anladım, buradan anladım. Devam istiyorum. Peki son soru. Kafalarda en komik kim? Kafalarda en cimri kim? Güzel. Niye herkes Bilal'e baktı şey ve Bilal önüne baktı? Yok bilmiyorum ben. Yok. Bilal demeyecektim. Ben kendim diyecektim. Hadi be. Atakan cimri. Ben biraz parayı sevmekten ziyade cimriyim şöyle ya hani boş harcamayı sevmemek cimrilikse cimri. Müsrif değilim diyorsun. Yani müsrif değilim. Tutar ben çok harcıyorum. Kıyafete evet, tutarım abi. Ben de harcıyorum ya. Ben tutarım yani. Ya. Ben kıyafet giymesem evet. De giysem de giymesem de döküyorum. Ben bomboş şeylere bile ben şu kafadayım hani şu gömleği ben bir iki hafta giyeyim ya kafasındayım. Mesela. Evet. Hani iki hafta da güzel bir şey ama ben bir sene giyeyim ya kafasındayım. Evet mesela. Anladım. Yani. Ya da o gömlekten iki tane varsa beş taneden almaya gerek yok kafasında. Yani, anladım, anladım. Cimrilikse bu ya cimriyim. Çok cimrilik sayılmaz. Cimriden kasıt şu olabilir. Hesap ödenirken ben bir müsaade isteyeyim orada deyip tuvalete gitmek. Orada da Atakan. Hayır ya alakası yok. Reis senede ben sana vereceğim. Reis kart mart yok yanında nakit senede ben sonra halledeceğim. Ama ben ne yapıyorum biliyorsun değil mi? Tamam. Hesap mesela geldi. Nakit yok bende ne yapmışsın? Sen öde ben sana atarım diyorum. Mesela bir ay sonra şey oluyor. Başka masaya oturuyoruz. Ben mesela herkesinkini bekliyorum. Ha anladım. Falan. Tamam yakın arkadaşlar da o olur arada ya. Arada belki bir 50-60-100 fark oynar. Ama 50-60 haftada bir olsa yılda büyük takmış öyle, oluyorsun. Öyle olunca güzel para oluyor. Hadi bir kuple bir şey söylesem mi acaba? Yar yanımdan geçeyim. Selam bile vermeyeyim. Darlan yüreğim, darlan giden geri gelmeyi. Vay beni, vay bana, ağlama beni yana. Soldi gitti gençluğum, yüreğim yana yana. Vay beni, vay bana, ağlama beni yana. Soldi gitti gençluğum. Yüreğim yana yana. Bravo. Ay arkadaşlar çok güzel eğlendim sizinle. Bir de bir şey söyleyeceğim. Çok samimi söylüyorum. Mesela sizinle önceki iki seferde bol bol mavra yaptık. Geyik yaptık. Şimdi mesela benim onlarla ilgili merak ettiğim her şeyi sordum. Daha böyle yani ciddi demeyeyim de hani hakikaten Ezgi olarak merak ettiğim her şeyi sordum. Ve o samimiyette de karşılık gördüm. O yüzden çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Vallahi kasmadan muhabbet ettik. Çok keyif aldım. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun.